Valide. Biliyorum. Ne desem beyhude. Ömrünüzün sonuna dek bu acı yüreğinizde mühürlenmiş olarak kalacak. Lakin geride bıraktığınız yüzünüze hasret, sesinize muhtaç iki oğlunuz ve bir çaresiz kızınız var. Bizim için hayatta kalmak, tutunmak zorundasınız. Selim, Bayezid. Eğer bir gün derdin olursa Rabbine dönüp benim çok büyük derdim var deme. Derdine dönüp çok büyük Rabbim var de. Haseki Hürrem Sultan Hazretleri. Kalbimin ışığı söndü sultanım.
Gönlümün sahibi şehzade mi? Sevgilimi aldığınız gün karanlığa gömüldüm. Tam bu kan deryasında boğulmak üzereyken evladım. Mehmet'im tuttu elimden. Çekip çıkardı beni. Gam ve keder kuyusundan. Ona sığındım. Ona sarıldım. Fakat siz sultanım. Onu da aldınız elimden. Yaşasaydı eğer, yanımda olsaydı. Bir umut bahar gelecekti yine. Dağlarda çiçekler açacaktı, kuşlar şakıyacaktı. Gül kokusu. Gül kokusu saracaktı dört bir yana. Siz sultanım. Siz bu dünyanın mevsimini değiştirdiniz. Öyle bir kış başlattınız ki. Bu rüzgar asla dinmeyecek. Önüne kattığın ne varsa silip süpürecek. Herkesi kendi kaderine sürükleyecek. Benim kışım bitti sultanım. Sizin kışınızsa yeni başlıyor. Zihninizi böylesine meşgul eden Mühür Nisa'nın ölümü öyle değil mi? Mahidevran. Sarayda mı hala? Hadiseden sonra şifahaneye götürdüler. Epey orada kaldı. Belli ki aklını yitirmiş. Fatma Sultan da pek alakadar. Dairesini almış. Hasta uyumuş, yatıyormuş öyle. Çoktan gitmesi lazımdı. Lakin sırf beni huzursuz etmek için kalıyor. Unutun validem. Unutun. İstikbale bakın. Önümüzde büyük bir tehlike var. Ahmet Paşa gelmiş. Fatma Sultan'ın desteğiyle bize diş bileyecek, rahat vermeyecektir. Rüstem Paşa'nın derhal makamına geri dönmesi lazım. Mihrim ha. Ahmet Paşa itibarlı bir devlet adamıdır. Fatma Sultan'ın evli olması bu hakikati değiştirmez. Bize zarara dokunmadığı müddetçe onu karşıma almak istemem. Rüstem Paşa'nın vaziyeti ne olacak peki? Bekleyeceğiz Behrim'a. Kavga gürültü istemiyorum. Çetin mücadelelerden geçtim. Hayli yorgunum. Bunun en büyük şahidi de sensin.
Ne işin var senin burada? Ne demeye geldin? Durun validem. Onun bir kabahati yok. Biri bize oyun oynamış. Bayezid kaç... Hacıhan çenesini sıkı tutarsa kimse şüphelenmez. Fatma Sultan'ı ziyarete geldiğini söyler. Eğer bir kişi dayı dillendirirse önünü alamayız. Herkes nikahlandığınızı işitir. Havadis hünkârımıza kadar gider. Bu sebeple sessiz kalmalıyız. Huri Cihan bir an evvel Kütahya'ya dönmeli. Mektubu yazanı nasıl susturacaksınız peki validem? Rüstem'le Mihrimah biliyordu. Acaba orta yerde konuştular da biri mi işitti? Dala Mustafa yapabilir mi? İhtimal vermem. Buna cesaret edemez. Kaldı ki Hurican'ın Kütahya'da kalması hususunda beni ikaz eden oydu. Onun tavsiyesiyle Kütahya'ya mektup yazmıştım. O mektubu da biri çalmış anlaşılan. Selim. Mümkün değil. Mümkün değil. Öğrendiği an soluğu benim yanımda alırdı. Bu kadar emin olmayın validem. Selim'in tıyneti belli. Her şeyi beklerim ben ondan. Selim'e itimat etmek zorundasın. Kardeşine beslediğin bu düşmanlığa da bir son ver artık. Ortalık çoktan birbirine girmeliydi. Lakin dediğim çıktı işte. Hürrem Sultanımız hadiseyi örtbas etmek istiyor. Artık mümkün değil bu Nurbanu. Eminim şu anda ne yapacaklarını konuşuyorlardır. Belki de acele etmemiz gerekiyor. Hadiseyi mektupla mı bildirsek hünkârımıza? Hayır Nurbanu. Hünkârımız bunu benden bilmemeli. Hem Bayezid'le bu şekilde karşı karşıya gelmeli miyim? Emin değilim. Yanılıyorsun Selim. Kaybedecek vakit yok. Şimdi sıra sizde. Hünkârımız bir evladını gözlerinizin önünde öldürdü. Diğeri de kahrından öldü. Mihrin Hüsa Sultan haklıydı yaptığında. Allah korusun. Seni burada kaybetsem, ben de aynısını yapmakta tereddüt etmem. Fahriye. Gözünü Hurcihan'ın üzerinden ayırma. Yanlış bir şey yapmaya kalkarsa mani olursun. Emredersin Sultan. Öyle beddua ettim ki Rabbim evlat acısını tekrar tattırdı sana. Cehennemde yanacaksın. Senin yerin cehennem. Allah gitsin. Cehennemde yanacaksın. Allah. Cehennemde yanacaksın. Sultanım. Cehennemde yanacaksın. Yerin cehennem. Sultanım yapmayın. Bir yolum var. Rabbime dua ediyorum. Kanlı bıçakla olsunlar. Olsunlar da hünkârımızın gazabını uğratsınlar. Duyuyor musun beni? Allah bana yaşattıklarının bir mislini yaşatsın sana. Duyuyor musun beni Hürrem? O çok sevdi. Aşık oldu. Sultanım. Beddualarım Hürrem'in yakasını bırakmayacak biliyorum. Siz de elinizden gelin ardınıza koymayın. Gülfem. Yolunuz açık olsun Sultanım.
Ettiği beddualar bütün haremin dilinde. Düşünce bile tüylerim ürperiyor. Düşünmeyin. Bu saraya geldiğimden beri Mahidevran'ın hiç hayır duasını almadım zaten. Gidiyor işte. Tekrar gelmesi de mümkün değil artık. Validem, Rüstem Paşa'nın vaziyetiyle alakalı bir şey düşündünüz mü? Sonra bilirim ha. Uzun vakittir hünkârımıza mektup yazmıyor, haline hatırını sormuyorsunuz. Ne benim mektup yazacak halim var, ne de hünkârımızın cevap yazacak hali. Oğlunun idamını hükmederek elini kor ateşlere soktu. Ciğerini söküp sofrasına koydu. Cihangir'im onun gözünün önünde eridi. Yok oldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Ne ben? Ne o? Nihayetinde aşk galip gelecek sultanım. Bunca yıldır böyle oldu zaten. Nuricihan'la nikahlandığımı cümle aleme duyuran tahmin ettiğim gibi Selim'miş validem. Size söylemiştim. Kardeşim bir kabahat işlemiş. O da bunun farkında. Lakin o kabahati böyle bir oyunla ortalığa nasıl dökersin? O senin düşmanın değil. Sizin vaziyetten haberiniz vardı ve sakladınız öyle mi? Aynı hatayı Şehzade Mustafa da yaptı. Akıbetini gördün. Ne yapmaya çalıştığımı anlamıyor musun? Ne fark eder validem? Hakikat ortada. Bayezid bir kabahat işledi. Siz de bu kabahate ortak oldunuz. Hünkârımız bundan haberdar olacaktır. Olmayacak. Zinhar olmayacak. Herkesi susturacağım. Sen de susacaksın. Yemin edeceksin ve susacaksın. Boşuna uğraşmayın validem. Bir erkek gibi karşıma çıkmak yerine bir hatun gibi iş görmekten vazgeçmez o. Hiçbir zaman vazgeçmedi. Hemen haremini topla, defol git saraydan. Seni burada istemiyorum. Bayezid. Gidiyor validem. Emrediyorum. Selim. Selim. Selim bekle. Sakin ol. Her şeyi çözeceğiz. Vaktiyle bana bir söz vermiştiniz validem. Yalnız yürümeyeceğimi söylemiştiniz. Bu sözünüzü tutacak mısınız? Selim, ne olur. Bu mevzuların sırası değil. Hayır validem, tam sırası. Bana bir cevap verin. Bu sözünüzü tutacak mısınız? O sözü verdiğimde savaş Şehzade Mustafa'ya karşıydı. Şimdi karşındaki kardeşin, o da benim oğlum. Ben yaşadığım müddetçe birbirinizle savaşmayacak,
birbirinize zarar vermeyeceksiniz. Buna müsaade etmem. Bu... Ben cevabımı aldım validem. Kafi. Boşuna nefesinizi tüketmeyin.